Bu çektiğim Taş Kalp Dimgeleri adlı kısa filmim bir aile içi şiddeti konu alıyor. Bir sürü ilham kaynağı oldu. Kendi hayatımdan olsun, arkadaşlarımın hayatlarından olsun. Bir sürü yerden ilham alarak bir şekilde absürt bir dille bunu anlatmaya çalıştım. Çekimler oldukça zorlu geçti. Yani bayağı yorulduk, ettik. Sonuçta işin şu kısmı da var. Biz lisede bir ekibiz. Oyuncular dışında hani çoğu insan profesyonel değil, ben dahil olmak üzere. İşi tamamen severek, bilerek bir şekilde yapmaya çalıştık. Ama hani bir şekilde koordine olunca bir şeyler oluştu ve hani gala yaptığımızda çok tatlı geri dönüşler aldık. Umarım güzel sonuçlar da olacak film adına yani. Ben dediğim gibi lisede bir öğrenciyim ve hani ekipmanları yaklaşık olarak 4 yıllık bir süreçte toplayabildim. 4 yıllık süreçte de şöyle gelişti. Yazın karne diyesine verilen karne parasıyla birlikte ben gidip tamamen ekipmana yatırıyordum yani o parayı. Sadece ekipman almak için kullanıyordum. Hani bu sayede de işte ne bileyim kameradır, lenstir, tripoddur, carttır, cürttür falan filan. Onların 4 yıllık bir birikim olduğu için az çok iyi şekilde kullanabildik yani. İyi şeyler aldım, ürünler aldım 4 yılda olduğu için. Bu tarz bir film yaparken hani önceliğim tamamen şey oluyor. Eğlenmek oluyor aslında. Eğlenmek ve bir şeyleri anlatma zorunluluğu. Çünkü insanın içinden bazı şeyler geliyor ve hani onu anlatma zorunluluğunu hissediyorsunuz. Eğer onu anlatmazsan sanki böyle o içinizde büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve hani böyle bir nasıl desem size de geçecek gibi bir şey hissediyorum. Böyle hani o şeyi bir insanla paylaşmak zorundasınız. Ama bunu gidip normal bir şekilde konuşup değil, görüntüyü ve sesle ve müzikle birleştirerek karşıya aktarmak zorundayız. Benim hissettiğim bu en azından. Ve böyle olunca da genellikle filmlerin motivasyonu bu oluyor. Dinlediğim bir şarkı sayesinde aklıma bir sahneyle alakalı bir sürü duygu geliyor, bir sürü düşünce geliyor. Ve bunları sözlü olarak değil de görüntüyle, sesle, müzikle birleştirerek anlatmak zorunluluğu hissediyorum. En azından rahatlama şeklim bu oluyor yani. Türkiye bağımsız sinemasına olabildiğince elimden geldiği kadar katkıda bulunmak. Elimden geldiğince bol bol film çekmek. Hani iyi olsun kötü olsun dediğim gibi ben bu işi seviyorum. Bu işi yapmak benim için oldukça güzel, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir iş. O yüzden ana hedefim, her zamanki ana hedefim şu. Anlatabilecek bir sürü hikaye var. Kendimle alakalı, insanlarla alakalı. Bunları olabildiğince kendi dilimle aktarabilmek. Türkiye'de hani benim gibi böyle bu yaşlarda bu işlere başlayan hani aşırı insan görmesem de birkaç insan gördüm ve bunları şundan dolayı dile getiriyorum. Hani o çocukların da yardıma ihtiyacı var. Ne bileyim işte ben bir şekilde Eskişehir'de oradan veya buradan şey yapabiliyorum. Nasıl desem reklam çekebiliyorum. Gene bir şekilde kendimi yorarak bir şeyler yapabiliyorum ama tabii ki de olabildiğince eksik kalıyorum. O yüzden benim nacizane düşüncem bu şekilde küçük yaşta bu tarz şeyler üretmeye başlayan insanlara bir şekilde destek gelmeli. Maddiyat olur, maneviyat olur ama bir şekilde hani bir yerlerinden en azından azıcık da olsa bir pay gelmeli gibi geliyor bana. Çünkü hem motivasyon olur hem de dediğim gibi ben bu film sürecinde hastanelik de oldum. Fazla yorgunluktan, fazla şeyden dolayı. Hani birazcık daha tabii ki de birilerinin yardımı çok daha kolay olmasını sağlardı. Ben de bıktım mı? Kimden bıktın lan sen? Sen kimden bıktın?